3 gündür Kapadokya'dayız. Bugün artık tatil bitti, İstanbul'a dönüyoruz. Az sonra 2 kişiyi alacağız yoldan ve beraber İstanbul'a döneceğiz. Günaydınlar. Günaydın. Evet arkadaşlar, siz de kemerlerinizi taktınız mı? Biz hazırız. Yola çıktık, hemen kahvaltıya bağladık çünkü savaş yok erken, kimse kahvaltısını yapmadı. Ama kahvaltı yerimiz neresi? Duygu döndür. Şöyle bir etrafta 360 dönelim mi? Önümüz, yanımız ve arkamız. Şu anda manzara böyle. Şurada dinlenme tesisleri. Hayatımda yaptığım en güzel kahvaltılardan biri. Burada net en güzel manzaralardan bir tanesi yani. İşte arkadaşlara sorduk biz. Var mı korkunuz? Böyle bilmemiz gereken bir hastalığınız mesela. Valla hiçbir şey yok dediler. Aynen. Başımıza iş çıkarmayın arkadaşlar. Şu anda belgeliyor. Şu an tek korkum evet. Gerçekten bu belgeleme durumu. Neyse bizden günah gitti ya. Acayip fena bir yağmur geliyor. Eyvah eyvah. Çok fena. Ooo gördün mü? İkinci dakikaya doğru. Ooo çektim. Evet. Tuvalet molasına durduk, benzin de alıyoruz. Ama... Allah! Karşıya bakın ya, büyük büyük fırtına geliyor. Arabada mı? Araba kapalı. Ya, hadi. Koşuyoruz. Hadi. Var ya, saniyesinde... Duygu nerede? İnanılmaz ya, bakın şuraya. Kesin lavabodadır ya. Ama iki tane şey var, ikisi de boştu. İkisi de açık mıydı? Evet. Senden sonra girmiş olduk. Baktım gibi. Allah Allah. Duygu'yu kaybettik. Vallahi kaybettik. Benzin istasyonu. Gerçekten yemiş. Allah Allah. Ne gitti ya? Duygu'yu bulduk, başka bir tuvalette çıktı. Benzin, herkes benzin istasyonu tuvaletine girdi. Duygu başka bir yere gitmiş. Neyse, Allah'tan telefonunu almış yani. Yoksa yani fırtına uçurur Duygu'yu. İnsafsız, açsana. Sen nereye gittin ya? Şuradaki tuvaletteydim işte. Niye o petin içine girmedin? Orada da mı vardı niye? Allah Allah. Öğle yemeği molasındayız. Çok hızlı yemek lazım. Çünkü bizi bekleyen şeyler var. Acele. Fatih domino var. Biz bilmiyor, ayağına yatıyoruz. Ama ispiyonladı bize. Şimdi ona küçük bir sürpriz hazırladık. İyi ki doğdun Fatih. İyi ki doğdun Fatih. İyi ki doğdun Fatih. Fatih çabuk üfle Fatih.
böyle de sevgilim pimpirikli. Hayır ya, böyle tamam mumlar tamam yeni de yani. Maytap da yakmasaydı. Çünkü maytap çok tehlikeli. Çok mu tatlı? Baldan tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. Ya böyle köprü gibi bir yerden geçiyorduk, böyle altta böyle bir Necmi'nin aklını... Vay, gördün mü onu? Şöyle bir baktı böyle. İnanmıyorum ya. Aa dedim, vallahi rafting yapacağım. Sen onu nasıl gördün ya? Böyle Melen üzerinden geçiyoruz. Melen üzerinden geçerken su nasıl diye böyle kafayı kaldırıp bir baktım, onu görmüş ya. Muhabbet ediyorlardı bu arada o anda. Bu arada sürpriz muhabbete geçerken şey demiştim ya, keşke rafting olsa. Valla mı? Evet. Bu arada yaptınız mı daha önce? Hayır. Esra'yı hasta ettik. Arabaya bindiğinde zumba gibiydi. Arabada inerken sesi gitmiş, tabii çıkmaya başladı. Böyle çok resmi duruyoruz. Bugün de sağlam aldık arabaya. Şimdi burnu akıyor o düşmelerde. Güzel miydi? Çok güzeldi. Kesinlikle çok güzeldi. Çok keyifliydi zaten. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Rafting hasta etmedi. Sen zaten hastaydın. Aynen hastaydım. Evet, evet. Buraya gelirken öyleydim. Aynen. Aynen. Bir şey diyeceğim. Bizimle alakası yok ha. Gerçekten durum bizimle alakası yok yani. Arabamıza binen hasta oluyor. Ondan çok emin değilim Bilge. Arabamıza binen hasta oluyor mu? Bizle alakalı değil yani. Hastaneye yürüyoruz. Ne taraftaydı? İğneyi yedin mi? Ha? Evet, Fatih iğneyi yedi. Bu arada hasta ediyorlar ama bakıyorlar.